yüzüyle temsilcileri. Öncelikle hepinizden kalbi duygularımla selamlıyorum. Malumunuz olduğu üzere 31 Mart Mahalle İdareler yerel seçimlerin süreci sonrasında parti içi yaptığımız iç muhasebe ve değerlendirmeler noktasında Türk siyaseti tarihinde ender ve az görülen bir tabloyla kurucu önderimiz, liderimiz, saygıdeğer genel başkanımızın öncülüğünde 27 Nisan'da yine Türk siyaset tarihinde az ve nadir görülmüş ve belki de hemen hemen hiç örnekleri belli olmayan bir demokrasi töreni, bir kongre süreci gerçekleştirdik. Ve kongre sürecinin içerisine baktığımız durumda da kazanan yine bizim İyi Parti ailemiz oldu. Bu konuyu biraz açacak olursak da evet bizler Türkiye'de 2015 1 Kasım seçimlerinden sonraki süreçte yok olan, kaybolan demokrasiye, adalet düzenine karşı direnç gösteren vatanperver, inanmış Türkiye sevdalıları bir grup tarafından kurucu önderimiz, liderimiz, saygıdeğer Meral Akşener hanımefendinin öncülüğünde bir demokrasi mücadelesi başlattık. Bu mücadelenin sonucunda nice karalama kampanyalar, nice zorluklar, nice engellerle karşılaşarak devam eden süreçte hiçbir şekilde yılmadan, yıkılmadan, çizgimizden de sapmadan yolumuza demokrasinin gerektirdiği çerçeve içerisinde mücadelemize devam ettik. Akabinde de 25 Ekim 2017 tarihinde Cesurlar Hareketi'nin lideri olan saygıdeğer genel başkanımızla beraber bir siyasi parti kurma durumuna gerçekleştirerek 25 Ekim 2017'de bir siyasi parti kurduk. İyi Parti çatısı altında bütün vatanperver, milletini seven bütün arkadaşlarımızla beraber bir yola çıktık. Ve bu yol gene dikenli yoldu. Çiçek bahçelerinin içerisinden geçerek geldiğimiz bir yol değildi. Akabinde nice nice zorluklar, nice nice sıkıntılar geçirdik. Ama biz iyiler olarak birbirimize öyle bir kenetlendik ki o günden bugüne gelerek bize karşı yapılan bütün farklı karalama durumlarına rağmen hiçbir şekilde ilkemizden, çizgimizden dönmeden bu duruma geldik. Ve maalesef ki bu mevcut garabet düzeninin getirdiği, tek adamlı sistemin getirdiği, ittifaklar sisteminin zora getirdiği durumlarda İyi Parti ailesi olarak ilkeli bir duruş sergileyerek milletin istediğini millete vermek için bir süreç yaşadık. 31 Mart Mahalle İdareler yerel seçimlerinde de millet ekonomiden dolayı, tencereden dolayı mevcut iktidara, yanındaki, yakınındaki en yakın hissettiği noktasında, kazanabilmesine en yakın gördüğü noktada bir tercihte bulundu. Ve iktidara bu şekilde bir mesaj dersi verdi. Biz milletimize alternatif olabilmek için, bu iki düzenin de hiçbir şekilde biri bir taraftan farklı bir kendine çıkar sağladığı noktada, diğer yapının kendine farklı bir siyasi çıkar sağladığı noktada biz milletimize üçüncü bir yolu açalım. Bu üçüncü yolda milletimizi ve cumhuriyetimizin gerçekten kuruluş ayarlarına dönmesi için gerekeni yapalım noktasına geldik. Ve saygıdeğer genel başkanımız büyük bir feraset örneği göstererek diğer siyasi parti liderlerinin yapmadığı bir durumda kendisinin aday olmayacağını, fakat İyi Parti'yi kuran her insanın İyi Parti'de genel başkanlık yapabilecek noktasında olduğunu gösterir şekilde dört adaylı demokrasi töreninin yaşandığı bir kongre kararı aldı. Ve o kongre kararında da kurucu genel başkanımız olarak, bizim devlet anamız olarak bizlere yarın gene bilgi birikim tecrübeleri her daim yanımızda bulunacağını belirterek diğer adaylarımıza başarılar dedi. Ve kongre sürecine girdiğimizde de üçü de birbirinden değerli isimle biz bir kongre süreci yaşadık. Devam eden noktada da baktığımızda üçünün de kol kola çıktığı, kongrede en ufak bir taşkınlığın yaşanmadığı ve gerçekten İyi Parti'nin hayata bakışının, insanlar arasındaki bağının, ki özellikle bu 22 yıldan beri garabet iktidarın insanları içine çektiği bu kutuplaşma, ayrışma düzeninde insanları rekabetle birbirinden ayrıştırdığı bir noktada kardeşliğin, sevginin, saygının, birlikteliğin nasıl yaşandığını tüm kamuoyuna, tüm Eskişehir özelinde de diyelim, tüm Türkiye'ye göstermiş olduk. Ve inşallah kongremiz milletimize, vatanımıza, şehrimize, ülkemize hayırlar getirir diyoruz. Bizim için tabii ki sevindirici bir noktası da Eskişehir üzerimize baktığımızda biliyorsunuz 28. dönem milletvekili seçimlerinde milletvekili adayımız olan ve akabinde gene milletimiz, şehrimiz için yılmadan, durmadan mücadelesine devam eden, bugün de şimdi kendisi de aramızda, hem sizlerin önünde hem teşkilatımızın huzurunda kendisini tekrar tebrik etmek istiyorum. Eskişehir'den bir temsilci olarak genel merkezimizde, Ankara'da bir temsilcimiz olarak, genel idare kurulu üyesi olarak
Saygılar Melih Aydın Bey Genel Dar Kurulu'nu seçildi. Onu da ben yürekten kutluyorum. İnşallah biz Eskişehir'de İyi Parti ailesi olarak Eskişehir'de hemşerilerimizin sorunlarını, dertlerini burada iyi bir koordinasyon sağlayarak teşkilatlarımız işte büro başkanımız sağ olsun bugün durdurak demeden biz kongre süreciyle Ankara'da uğraşırken hiçbir şekilde nefes almadan, soluk almadan muhtarlarımıza hem hayırlı olsun ziyaretleriyle beraber gittiği ilçelerdeki muhtarlarımızdan da ilçelerin sorunlarıyla ilgili donelerimizi toparlıyor. Biz bunlarla ilgili teşkilatlarımızı alacağız. Evet, bugün belki bizim Eskişehir'de bir milletvekilimiz yok. Diğer siyasi partiler gibi mecliste Eskişehir'de vekilimiz yok ama ben her zaman şunu söylüyorum. İyi Parti'nin 38 milletvekili de, İyi Parti'nin genel başkanı da Eskişehir'dir. Eskişehirlilerin dertleriyle her daim dertlenecek insanlardır. Bunu Eskişehirli hemşehrilerimizin iyi bilmesini istiyorum. İşte ilçe başkanımız çalışmalarını yapıyor. O donelerimizi birleştirerek şehrimizle ilgili ne sorunlarımız ne sıkıntılarımız varsa ki bunun önceliğini daha önce yaşadık. TOKİ ile ilgili hiçbir durumda kimse bir şey görmezken, yaşamazken buradaki 6 tane milletvekilimiz bizim gene Eskişehirli milletvekilimiz olan bir ağabeyimiz geldi. Burada TOKİ'nin sıkıntılarını, sorunlarını gündeme getirdi. Bundan sonraki süreçlerde de Eskişehir siyasetinde üstümüze düşen ne varsa eksiksiz bir şekilde iyi bir koordinasyonla devam ettireceğiz çalışmalarımızı ve artık İyi Parti kaosla, sıkıntıyla, sorunla anılmak yerine bundan sonra aydınlık günlere daha emin adımlarla gidecek. Evet, gene bir çiçek bahçelerinden yürümüyoruz. Gene nice zorlamalarla, nice sıkıntılarla, problemlerle karşı karşıya geleceğiz. Ama bu zorlamalarda da hiçbir zaman kurucu önderimizin de bize söylediği gibi yılmadan, yıkılmadan devam edeceğiz. Çünkü medeniyet yolunun taşlarını cesur insanlar döşer arkadaşlar. Biz İyi Partililer olarak kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülke ve inkılapları doğrultusunda Cumhuriyet'in bu yıpranmış durumlarında, bu garabet düzeninin içerisinde geri tekrar kurucu ayarlarımızı döndürmek için milletimize feraset sağlayabilmek için, aydınlık günlere kavuşturabilmek için bütün mücadelemizi vereceğiz. Ve biz bir konuya daha değinmek istiyorum. Kongre sürecinde Ankara'daki faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı sürdürürken Eskişehir'de daha önce hepinizin de malumu olduğu üzere Emek Mahallesi'ndeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam, Afgan uyruklu bir sığınmacının eşi ve çocuğu üzerinden öldürmeye teşebbüsüne girişimine kadar sokak ortasında uyguladığı şiddete bir vatanperver kardeşimiz dur demek için Tolga Taşkıran ve Hüseyin Şahin kardeşlerimiz durdurabilmek için o arbede içerisinde o Afgan uyruklu şahısa karşı bir yaralama olayı gerçekleştirilmiş ve biz Ankara'dayken de bunu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin tutuklanmaları kararlarının çıktığını öğrendik. Bu hepimizi derinden yaraladı. Çok çok üzücü bir durum oldu. Yani hepimiz toplumda görüyoruz, gözlemliyoruz. Baktığımızda sığınmacıların ne kadar gün ve gün artarak toplumun düzenini, ahlakını, karakterini bozduğunu görüyoruz. Buradan da Eskişehir'de göreve seçilen bütün belediye başkanlarına da çağrıda bulunmak istiyorum. Mevcut belediyenin imkanlarını kullanarak bu sığınmacılara karşı gerekli tedbirleri alıp şehrimizden onları Eskişehir'e yakışır bir şekilde göndermeler hususunda da tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Genel kurulda Sayın Akşener'in desteklediği adaydı Sayın Dervişoğlu ve o seçildi. Peki bundan sonraki süreçte İyi Parti'nin stratejisi nasıl olacak, nasıl ilerleyecek? Aynı çizgide devam edecek yoksa farklı bir öngörünüz var mı? Şimdi saygılar genel başkanımızın desteklediği aday derken genel başkan bireysel olarak yani kurucu genel başkanımız olarak partiyi en sağlıklı şekilde götürecek adaylarımız demokratik olarak yarısında ben aday olmuyorum dedi. Kamuoyunda tabii ki Musavat Bey yani Sayın Genel Başkanımız, yeni seçilen Genel Başkanımız partiyi toparlayıcı noktada bütünleyici olduğu için genel başkanımızın desteklediği bir isim olarak görüldü. Bu aslında doğal olarak gelişti. Meclisteki grupta bulunan milletvekillerimiz, daha önce görev almış genel dar kurulu üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımızın birçoğu Musavat Başkanımız üzerinde birleşti. Ki üç adayımız da daha önce de bunu ben dile getirdim. Aile hukukunda birbirleriyle görüşen, birbirleriyle ailecek eşler hususunda görüşen bireylerimizdi, parti büyüklerimizdi. Ve sonuç itibariyle partinin kazananı İyi Parti ailesi oldu. Bugün Koray Bey de görevine İyi Parti'de milletvekili olarak devam ediyor. Tolga Bey de aynı şekilde partide görevine devam ediyor. Biz önümüzdeki günlerde milletimize hizmet yolunda ne yapabiliriz? Bu sadece bir demokrasi mücadelesiydi. Kongre geldi, yaşandı, bitti. Kazanan İyi Parti oldu.
önümüzdeki süreçte daha işte genel darı kurulayımız da burada. O da postuslarla ilgili açıklama yapar. Daha iyiye doğru gideceğiz inşallah.